Merhabalar. Bugün cumartesi Pendik pazarındayız. Bu pazara geldiğimiz zaman her zaman şu balıkçıdan alışverişimizi yaparız. Bugün yine bir balık peşindeyiz. Burada yakaladık. Kendisi kalkan balığı oluyor. Bir soralım hemen. Şu anda hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sizi sormalı. Teşekkür ederim. Şimdi kalkan balığına gözümün içti ve fiyatı yazmıyor. Acaba çok tuzlu mudur? Ya ne kadar? Normalde biraz pahalı. Size tabii ki indirimimizi yapacağız. O değerli çekimlerinizden dolayı size en iyi balığı vereceğiz. En iyi fiyata yapacağız. Çok yani güzel. Yerli beykoz kalkan. Valla iyi gözüküyor. O zaman balıkların tazeliğini balığımızı garantisini alıp biliyorsunuz. Hemen çekimimize gidelim. İki ablacığım teşekkür ederim. Ben ayağına sağlık. Ben teşekkür ederim. Hayırlı işleriniz olsun. Hadi kolay gelsin. Bugün var ya balık yavası mı? Balık. Evet, balığımızı pazardan getirdik ve masamıza attık. Keşke pazardayken temizletseydik de dedik. Çünkü kalkan balığı temizlemesi oldukça güç bir balık. Biz fırından bu şekilde tüm haliyle pişireceğiz. Ama siz parça parça bir tarif yapacaksanız muhakkak balıkçınızdan temizlenmesini, dilimlenmesini isteyin. Biz şimdi hemen balığımızı temizleyip geri geliyoruz. Evet, balığımızı güzelce temizledik, yıkadık, tertemiz oldu. Bakın şu şekilde, merak edenler için hemen açayım içini. Ufak bir yarıkla karın kısmını açtık, solungaçlarını temizledik, içerisini temizledik. Bu şekilde yüzgeçlerine, kuyruğuna, kafasına dokunmadan balığımızı tüm haliyle bırakıyoruz. Ve şimdi balığımızı marine edeceğimiz sosumuzu hazırlamaya geçiyoruz. Öncesinde tavanımı, tezgahımı aldım. İçerisine balığıma yetecek kadar kaya tuzu alıyorum. Ardından biraz karabiber ekleyeceğim. Ve 2 diş sarımsak atıyorum. Ve başlıyorum havanımı dövmeye. Çok da fazla inceltmeyeceğim. Arada sarımsağım ezilsin. Benim için yeterli. Evet, bakın. Şöyle yakından da göstereyim. Sarımsağım tuzla, karabiberle birlikte rendelenmiş gibi ezildi. Karabiberim, tuzlarım biraz ufaldı. Çok da fazla ufaltmadan bu şekilde bırakıyorum. Ardından ufak bir kase alıp hazırladığım bu karışımı kaseye aktarıyorum. Ardından içerisine 1 yemek kaşığı limon suyu ve bolca zeytinyağı ekliyorum. Evet, yaklaşık yarım çay bardağı kadar, hatta belki biraz daha fazla zeytinyağı ekledim. Ve önce bütün malzemeyi şöyle güzelce bir karıştırıyorum. Ve böylece balığımı marine edeceğim sosumu hazırlamış oluyorum. Şimdi tezgahıma balığımın boyutlarına yakın bir tepsi alıyorum. Balığımı içerisine aktarıyorum. Ve hazırladığım sosu balığımın her yerine dağıtıyorum. Ve balığımın sırt kısmını çeviriyorum. Bu tarafı da güzelce sosluyorum. Ve balığımın sosu güzelce çekmesi için bu şekilde yaklaşık 1 saat kadar buzdolabında dinlenmeye bırakıyorum. Evet, balığımız buzdolabında yeterince dinlendi. Hemen şöyle açıyoruz. Tepsiye yerleştirmeden önce şöyle altına bir yağlı kağıt veriyorum.
ardından balığımı tepsiye alıyorum. Daha sonra şu tepsimde kalan yağları, sosları balığımın üzerine aktarıyorum. Daha sonra hemen ikinci bir yağlı kağıtla balığımın üzerini kapatıyorum. Ve yağlı kağıtları şöyle kenardan yavaş yavaş kıvırmaya başlıyorum. Evet, böylece balığımı yağlı kağıdın içine hapsetmiş oluyorum. Ve şimdi fırına gitme zamanı. Evet, balığımız yarım saat 200 derece fırında pişti. Ve şimdi hemen şöyle kağıdımızı açalım. Of, kokusu müthiş. Kokusu müthiş. Balığımız çok güzel pişmiş. Kokusu müthiş. Şöyle baktığımızda güzel de pişmişe benziyor. Hadi hemen şimdi bir de bunun tadına bakalım. Evet, balığımızın biraz soğumasını bekledik. Şimdi müsaadenizle tadına bakacağız. Şöyle hemen kenardaki yüzgeçlerin kenarından açıyoruz. Hemen yüzgeçlerini ayırıyoruz. Ayırırken kenardan çıkan kılçıkları görüyorsunuz. Aşırı lezzetli bir balık. Bunun yanı sıra kanalımızda birçok balığın nasıl temizlendiği, nasıl pişirildiği videolarını da bulabilirsiniz. Evet, bu şekilde balığımızı açtık. Hemen şuradan bir parça alıp tadına bakalım. Ama öncesinde şöyle biraz limon sıkalım. Tek kelimeyle şahane. O dışındaki sosun tadı neredeyse tamamen geçmiş balığa. Siz dilerseniz ekstra balığı sarmadan önce defne yaprağı da ekleyebilirsiniz. O da çok lezzetli olur. Biz bu haliyle bu üzerindeki sosla bayıldık diyebiliriz. Efendim, Mutfak İşleri Müdüründen bugünlük de bu kadar. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz beğen tuşuna basarsanız çok mutlu oluruz. Ayrıca tariflerimizden haberdar olmak için Instagram, YouTube ve TikTok kanallarımıza abone olabilir ve bildirimlerinizi açık tutabilirsiniz. Bir sonraki tarifimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, afiyet olsun.